Gülben Ergen haberi var. Onunla ilgili bir bandımız gelecek ama önce görseli gelsin. Bir soğuk savaşa dönüştü hadise. Evet. Gülben Ergen'le boşanma arifesinde olduğu eşi Erhan Çelik arasında bir mesaj savaşı, bir soğuk savaş yaşanıyor. O bir şeyler paylaşıyor, öbürkü başka şeyler paylaşıyor. Anadolu dar geldi demiş. Neyse. Evet, ne Anadolu demişler? Dar gelir. Son mesajlarında, evet, yeni mesajlarında birbirlerine nasıl göndermelerde bulunmuşlar? Bir bandımız var. Devam mı? Ali'cim, Ali'cim o band gelsin. Devam mı? O bandı dikkatle izleyelim, arkasından konuşalım. Hadi bakalım. Ay çok tatlıydı röportaj. Çocuk çok tatlı. Orada Erhan Çelik'e kimle takılıyorsunuz şu günlerde diye soruyor oğlum çocuk. Dedi. O da oğlum Kayra'yla takılıyorum senin diyor. Senin yaşında evet diyor. Şimdi karşılıklı bir mesaj yani savaşı mı diyelim, atışma mı diyelim? Aslında tesadüf mü bilmiyorum ama tesadüf olamaz. Çünkü bu konunun buraya geleceğini bilmiyorduk. Biraz önce ayrılığı taşımaktan bahsederken aslında ayrılığı taşıyamayan iki insandan şu anda söz edebiliriz. Sence taşıyamıyorlar mı? Sence taşıyorlar mı? Bence ben, taşıyamıyorlar. Ben Gülben Ergen'in burada şu anlamda ciddi anlamda yıkıldığını görüyorum. Ya. Paylaştığı mesajlardan dolayı. Mesela derhal çocuklarına hani koşması Gülben Ergen'in ciddi darbe aldığını gösteriyor bu ilişkide. Kötü, ben hani bu şu anlamda değil. İhanete uğradı ya da ihanet etti anlamında demiyorum. Bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Bir şey var orada. Bir şey çok ağır olur Ömürcüğüm. Bir sıkıntı var. İhanet etti söylemi çok ağır olur. Tabii yani. Tabii. Şey olur mu? Bunu kesinlikle onu görmeden asla. Yani. Ortada bir belge bilgi yokken birileri konuşuyor evet ama gazeteci değil ki onlar. Ayıp. Bu evlilikte, iki tane sivri insan. Bu evlilikte fikirler her gün savaştı bence. Bravo. Çünkü onlar savaşarak birleştiler. Aslında sosyal medya üzerinden tartışarak, sosyal medya üzerinden birbirlerinin fikirlerini kabul ettirme telaşı içerisinde birbirlerini tanıdılar ve evlenmeye karar verdiler. Bu zaten aslında biteceğinin sinyallerini aldığımız bir başlangıçtı. Çünkü böyle başlayan bir şey ne kadar sürebilir ki? Eninde sonunda tarih tekerrürden ibarettir. Sen yine de fikir ayrılığına düşeceksindir yani. Bence böyle. Hani zıt kutuplar birbirini bir yere kadar çeker. Anladın? Sonra itmeye sonra iter yani. İtici gelirsin. Fikirler olmaz. Çıkarlar uymaz. İdeolojiler uymaz. Hiçbir şey uymazsa yol verirsin. Ben evliliklerinde ihanetten çok fikir ayrılığı olduğunu zaten hep başından beri söyledim ama. Bircan'cığım bir şey söyleyeceğim. Gülben Ergen'in açıklamasında kesinlikle üçüncü bir kişi yok. Üç tane oğlum var. Yani bir evet üç tane oğlum var diyor. Ve uzun uzun onu konuşanlar var. Bak onu söyleyeyim. Ne demek istedin? Yani yok ama var diyenler var. Geçmişte Gülben Ergen'le hadiseler yaşamış birileri uzun uzun canlı yayınlarda öyle bel altı saldırıyorlar ki. Şimdi hanımefendi tabii. Şimdi hanımefendi o mesajda onlara gönderme yapıyor. Biraz saygı diyor lütfen diyor. Biraz saygı. Dediğin doğru. Yani ne olursa olsun değil mi? Burada. Ya şimdi bak anladım. Bircan çok güzel bir noktaya değindi biliyor musun? İnsanlar zıt fikirde olabilirler ama lider ruhlu olunca iş daha sıkıntıya girer. İkisi de lider ruhlu. Mesela ben çok dik başlı bir adamım. Fazlasıyla. Bak çok fazla. Bu bazen kötü de olabiliyor açıkçası. Sana yani zarar benim de, veren şey evet, o zaten. Bana en çok zarar veren ama yönlerimden biri. Ama kardeşim yani. Benim de fıtratım bu. Celali'yim ben. Ama celali biriyle de olamazsın. Ha, celali biri benim dengemi bozar. Bozar. Bak, deli deliyi görünce sopasını saklarmış. İşte saklamazlarsa kötü. Bircan. Velev ki benle aynı fikirde, aynı düşüncede. Hı. Ama benim gibi Celal ise yine rahatsız olurum. Yine olmaz. Bak yine olmaz. Ben çünkü niye Galatasaray maçlarına giderim abi? Tribünde bağırınca benden fazla bağıran adamdan rahatsız olurum yanımda. Gitsene kardeşim derim. Sen ne bağırıyorsun kardeşim ciddi diye. Ciddi söylüyorum adama bağırdım adam kovdum adamı. Ama onu da takıldı. Bırak dedim en çok ben bağıracağım. Adam dedi ki ben git dedim öbür tarafta bağır. Çünkü niye biliyor musun? Rahatsız oluyorum. Dengem bozuluyor. Ben rahatsız ediyor. Yani şimdi burada hem öyle Erhan da öyle yiyecek bir adam değil yani. Ben de değil. Siyasetçi adam zaten yani. Mücadeleci bir adam. Şimdi haberci adamlara sen kafasına vuramazsın. Bir de haberciden çok şey kaçıramazsın. Aynı oranda, bak, aynı oranda Gülben de idealist bir insan. Bak Gülben'in zaman zaman samimiyet noktasında bir sıkıntı gördüm ben. Açık söyleyeyim. Yani ben Gülben Hanım'a hep söylüyorum. Ama marifet iltifata tabidir. Bak marifet iltifata tabidir. Şimdi yapmış olduğu okullar, yardım kampanyaları, eğitim vesaire kampanyaları, bir sürü okul açmış, anaokulları. Onlar. Velev ki bak, velev ki kendi cebinden yaptırmıyor, gidip vesile oluyor. Ama ön ayak bak, olmak. Son derece ön ayak olmuş.
Benim yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada. İşte yeni Türkan saylanlığa mı oynuyorsun vesaire bilmem ne. Olabilir. Yani eğitim noktasında eğer alıyorsa bunları, bu son derece önemlidir. Birçok sanatçı etliye sütliye hiçbir şeye karışmaz, oralı olmazken her şeye rağmen toplumsal sorunlara duyarlı olması Gülben Hanım'ın alkışlanacak yönlerinden. Yiğidi öldür, hakkını ver. Abicim Allah Allah, öbür taraftan da bir başkası da gayet de onun fikirlerinden umutlu da edebilir. Burada bir sorun görmüyorum. Bakın. Ama Gülben Ergen hanımefendi de öyle hemen her şeyi yiyecek yutacak bir insan değil. Gülben Hanım da o gazino kültüründen gelmiş olmasına rağmen kendisini değiştirmiş, dönüştürmüş, gelişmiş ve hala da gelişmeye devam eden bir hanımefendi. Ben takdir edilesi bir yönüdür bu. Bravo. Bir izleyicimizin enteresan bir tespiti var. Selin Hanım, Selin Gürel. Bence Gülben Ergen hiç ayrılığı düşünmüyordu. Adam ayrıldı, onun için yediremiyor kendisine. Ama adam kendi itibarını düşündüğü için Gülben'i bıraktı ve Gülben'i tamamen zedeledi. Fikir ayrılığından bitmiş bir evlilik diyor. Boşanma davasını açan da zaten Erhan Çelik. Öyle ama Gülben hiç beklemiyordu. O yüzden bu kadar kendini şu anda çocuklarım. İşte ben diyorum ya, orada bir panik, bir telaş, bir ciddi sıkıntı doğru var Gülben'in enteresan mesajlarında. Bir tespit. Yapmasın. Bence Gülben de onu yapmasın. Bir şey söylüyordun Nihat. Bak şimdi mesaj atmış bir abi diyor. Nihat Bey, statta o kovduğun adam bendim, sesin kısılmıyor mu be abi, o kadar bağırdım, senin gibi 50 tane taraftar olsun tüm tribünleri susturur. Desibel rekoru beni kırarsız. Desibel rekoru. Emre'ciğim hakkını helal et, özür dilerim kardeşim. Bak nasıl buldu, gördün hakkını mü? Helal onu et, mu susturmuşsun? Onu sus, Emre'yi susturmuşsun. Ah Emre, sen de hakikaten yani adam seni susturmuş, bak hala izliyor, çok helal olsun. Çok az vaktimiz kalmış.